Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf orijinal ders ve öğelerinin 3.sünün artık son bölümündeyiz. Problemleri bitirdik. Şimdi sayısal mantık problemlerine başladık. Aslında bu bölüm çoğu kitapta bulamazsınız. Yani böyle bir konu anlatım falan yok. Ama bir açık kapı bırakılmamasının adına yayın evi ne yapmış? Bu bölümü de arkadaşlar sona eklemiş. Bunda arkadaşlar öyle dediğim gibi bir konu anlatımı söz konusu olmadığı için normal şartlar altında deneyebilirsin. Benden önce bütün soruların hepsini dene. İlk defa farklı tarzda gördüğün sorular muhakkak ki olacak arkadaşlar. Zaten bu konu öyle ki farklı soru tipleri göre göre gelişmeye başlayacak. O yüzden arkadaşlar ne yapalım, hemen birinci sorumuzla başlayalım. 90 ve 91. sayfalardayız. Son bölüm artık. Tamam. Boyutları 3x3 olan bir tablonun hücrelerine 1'den 9'a kadar olan rakamlar yerleştiriliyor. Hemen 1'den 9'a kadar dediği için şuradaki rakamlar gözümüzün önünde bir olsun arkadaşlar. Tamam. Sonra her satırdaki en küçük sayı, bak satır dediğimiz şöyle yatay olanlar, sütun dediğimizde şöyle dikey olanlar. Bunları biliyorsun zaten. O satırın sağına, bak satırdaki sayılar, sayılardaki en küçük sayılar ne olmuş? Satırın sağına yazılmış. Sütundaki en büyük sayılar da sütunun sonuna yazılmış arkadaşlar. Altına yazılmış. Tamam. Bak şimdi şu satıra bakıyorum. En küçük sayı kaç? 4. O yüzden sağına 4 yazılmış. Bu satıra bakıyorum. En küçük sayı kaç? 1. 1 yazılmış o yüzden. Buraya bakıyorum. En küçük sayı kaç? 2. O yüzden 2 yazılmış. Bak sütuna bakıyorum. Sütunda en büyük sayı 8. Sütuna bakıyorum. En büyük sayı 7. Sütuna bakıyorum. En büyük sayı 9 olduğundan dolayı altlarına 9 yazılmış. Olayı anladı genelde. Bu kurala göre diyor, yukarıdaki tablo doldurulduğunda x artı y toplamının kaç olacağını bulunuz. Bak benden sana tavsiye, burada her zaman genelde en küçükten ya da en büyükten yola çık arkadaşlar. Tamam mı? Bu bize alternatifleri kısaltır. Tamam. Ortalardan başlarsan alternatifler çok olur. O zaman işin içinden çıkmak biraz daha zaman alır arkadaşlar. Şimdi bak şuraya bir bakalım arkadaşlar. Bak şimdi şuradaki en son satıra baktığımda buradaki sayı ne? 6. Bu ne anlama geliyor? Buradaki satırlardan en küçük sayı 6'dır arkadaşlar. 6 olacak. Bak. Şimdi şurada zaten 9 kullanılmış. Doğru mudur? 9 kullanıldığı için 9'u attım. Bak buradaki 3. Satırda en küçük sayı 6 olacakken, tabi 6 bak burada olabilir, burada olabilir ya da burada olabilir. Bilmiyorum. 6 diyelim ki x'in olduğu yerde olsun. Tamam. O zaman diğerleri ne olacak arkadaşlar? 6'dan büyük olmak zorunda. Bak şu 2 tane kırmızı noktayla gösterdiğim yer 6'dan büyük olmak zorunda. 6'dan büyükler hangileri? 7, 8, 9 değil mi? Evet. 9'u ben kullandım. 9'u kullandım. O yüzden 6'dan büyük 7 ve 8 kalıyor arkadaşlar. 8 de zaten buradaki sütunda olacağından dolayı bak 8 burada olur. Haliyle buraya da ne kalır? 7 kalır arkadaşlar. Anlaştık mı? O zaman neyi kullandık? Bak 6'yı kullandık. 7'yi kullandık. 8'i kullanmış olduk. 3'ü de zaten şurada kullanılmış. 3'ü de sildim. Bak şuradaki ikinci sütuna bakıyorum. En küçük sayı ne? 2. 2 arkadaşlar burada bir yerde olacak. Yani burada da burada da burada da olabilir. Bak diyelim ki varsayalım ki arkadaşlar 2 ne olacak? Burada olsun. 2 ne olacak? Burada olsun. Tamam. 2'den daha küçük bir sayı var mı? Yok. O zaman diğerleri bak şurada ve şuradaki sayılar ne olması, ne olacak haliyle? 2'den büyük olacak arkadaşlar. 2'den büyük olacaksa 2'den büyük sayılar kaç var? 4 ve 5 var. Ya 4 burada olacak ya 5 burada olacak. Bak yerleri de değişebilir. Yani 5 burada, 4 burada olabilir arkadaşlar. Tamam mı? O da olabilir. Tamam. 4 ile 5'i kullandık. Dolayısıyla kullanmadığımız ne kalıyor geriye? Ne kalıyor? 2'yi de kullandık ya burada. Sadece 1 kalıyor. O zaman y'nin yerine de ne olması lazım? 1 gelmesi lazım. Bakıyorum şimdi. Herhangi bir problem var mı? Bütün rakamlar birbirinden farklı. Dolayısıyla bak x yerine 6 yazdım. Y yerine 1 yazdım. X ile y'nin toplamı da haliyle ne olacak? 7 yapmış olacak. Tamam. Buradaki soruların bence hepsi yıldızlık. Bunu da dene bakalım. Bir torbanın içerisinde üzerinde farklı sayıların yazılı olduğu 3 farklı renkte top vardır diyor. Tamam. Bu torbadaki toplar ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Torbada 1 adet mavi, 1 adet sarı ve 1 adetten fazla yeşil top vardır. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bir tane mavi, bir tane sarı, birden de fazla arkadaşlar, birden fazla ama ne kadar bilmiyorum. Tamam. Şöyle yapalım. Buradan ne kadar yeşil var bilmiyorum. Bak şunlar ne olsun? Yeşil olsun arkadaşlar. Şunlar da neydi? Mavi. Bu da sarıydı. Bunlardan birer tane. Şunu hallettik. Tüm yeşil topların üzerinde bir sayısı yazmaktadır. Şu yeşillerin üzerinde hep ne yazıyormuş arkadaşlar? Bir yazıyormuş. Tabii kaç tane yeşil olduğunu bilmiyorum. Birden fazla olduğu kesin.
Şunu da hallettik. Torbadaki tüm topların üzerinde yazan sayıların çarpımları ve toplamları 1890'dır diyor. Çarpımları da 1890, toplamları da 1890. Enteresan. Buna göre bu torbada en çok kaç tane top olabileceğini bulmuş diyor. Şimdi arkadaşlar ben şimdi sayıların çarpımı 1890 olacak ya. Şimdi o zaman ben ne yaparım? Mümkün olduğunca birleri fazla tutarım. Birleri fazla tutarım. Çünkü birle neyi çarparsam çarpayım hep son, sayının kendisi olacağı için arkadaşlar. O yüzden ben sonsuza kadar bir yazma hakkım var. Değil mi? Normalde cevabın sonsuz çıkması lazım. Ama bak ne diyor? Toplamları da 1890 olacak diyor. O zaman bütün sayıları hep bir seçemezsin yani böyle. Anlaştık mı? O zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. Bak çarpımları ve toplamları 1890 olacak ya. Bak ben sana şimdi şu mavi ve sarı ya. Bunların çarpımı. Mavi ile sarının çarpımı. Ne olsa mesela 12 olsa. Örnek veriyorum şimdi. Bak, temel kavramlarda bunlardan yaptık. 1 ile 12'nin çarpımı 12 olur. 2 ile 6'nın çarpımı 12 olur. 3 ile 4'ün çarpımı değil mi? Sonra bundan sonrakilerde arkadaşlar ne yapıyor? Ters dönüyor. 4'e 3, 6'ya 2, 12'ye 1. Şimdi bakalım. Bak sayılar birbirinden uzak olduğu zaman toplamları ne olur? Bak toplamları da 1890 olacak ya. Toplamları 13 olur. Sayıları biraz yakınlaştırdım. Toplamları 8 oldu. Sayıları iyice yakınlaştırdım. 7 oldu. Değil mi? Sonra buradan sonrakilerde zaten yine 7, 8 ve 13 gelecek. Tamam. Bak demek ki toplamları ne zaman küçük oluyor? Sayıları birbirine yaklaştırdığım zaman toplamları ne oluyor arkadaşlar? Küçük kalıyor. Değil mi? Sayıları birbirine yakınlaştırdığım zaman toplamları küçük kalıyor. O zaman toplamları, mavi ile sarının toplamları birbirine yakınlaştırayım ki birlerden daha fazla olsun. Nasıl yakınlaştıracağım? 1890'ın çarpanlarına bakacağım. 1890 neyle neyin çarpımı arkadaşlar? 189 da onun çarpımıdır. Bak şu sayı da 9'a böldür. Niye? Rakamlarını topladığın zaman 9'un katı olur. 9 zaten 9'un katı. 1 ile 8'i toplarsan yine 9'un katı olur. Değil mi? Bu da neyle neyin çarpımı? 21 çarpı 9. Çarpı bir de burada 10 var arkadaşlar. Nasıl? Biraz daha yaklaştıralım sayıları. Bak 21'de biraz daha asal çarpanlarını ayıralım. Asal çarpanlarını ayıralım. 21 3 çarpı 7'dir. Değil mi? 9 da 3 çarpı 3'tür. 10 da 2 çarpı 5'tir arkadaşlar. Tamam. Bak bunları birbirine yaklaştırmak için şöyle yapsam. Şunları bir gruplasam. 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. Diğerlerini de gruplasam. 3 kere 7 21. 21 ile de 2'yi çarpsam 42. Bak ne kadar yakınlaştırdık. Bunlardan daha fazla yakınlaştırma şansım yok. O zaman mavilerden bir tanesi 45, diğeri 42. Tabii mavi 42, sarı da 45 olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi sarılardan, yeşillerden kaç tane 1 var biliyor muyum? Biliyor muyum? Bilmiyorum değil mi? Kaç tane var bilmiyorum. Diyelim ki burada N tane 1 olsun. N tane 1 olsun. Tamam. Bunların 45 ile 42'yi çarpınca zaten 1890 oluyor. Yanına kaç tane 1 eklersem ekleyeyim yine zaten 1890, bu değişmeyecek. Bu sabit. Ama toplamları da 1890 diyor ya. O zaman bak ben bunları toplamış olsam 45 artı 42 artı kaç tane 1 var? N tane 1 var. N tane 1 eşittir. Toplamlar da ne olacak arkadaşlar? 1890 olmuş olacak. 45 ile 47'yi toplarsam 87 yapacak. Artı N ile 1 çarparsam N 1890. Diğer tarafa atarsam yani 1890'dan 87'yi çıkartalım. 10'dan 7 çıktı 3, 0, 1803 gelecek. N eşittir 1803. Bizden ne istiyor? En çok kaç tane top olabileceğini bulunuz diyor. Bakın bu yeşillerden N tane olsun dedik. N tane yani N'i 1803 bulduk. Zaten 45 tane bakın mavilerden bir tane vardı. Bir tane vardı. Sarılardan da bir tane vardı. Bak bu 45 ne? Sayıları içinde yazan sayılar. İçinde yazan sayılar. Anlaştık mı? O yüzden arkadaşlar ne oldu? İki tane de bunlardan geldi. Toplamda demek ki 1805 tane top olmuş oldu. Tamam. Valla süper olmuş yani. 3'e bakalım. Aşağıda her birinin uzunluğu bir birim olan 7 adet kibrit çöpüyle oluşturulan bir dikdörtgen ve 24 adet kibrit çöpüyle oluşturulan bir kare görseli verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre diyor A 7 x 12 şeklinde oluşturulabilecek bir dikdörtgen görselinde kaç adet kibrit çöpü kullanıldığını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayılarla 1 x 2 ile ne olmuş? 7 adet kibrit çöp oluşturulmuş ya ve 3 x 3 ile ne olmuş? 24 tane kibrit çöp oluşturmuş. Şimdi buradaki sayılarla
arkadaşlar kibrit çöpleri arasında bizim bir bağıntı bulmamız lazım. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Arkadaşlar bak şunu ne yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Bunların tek bir yöntemi falan yoktur. He? Tamam mı? Yani birden fazla yöntem olabilir. Ben sadece aklıma gelenleri yapacağım. Bak şunun bir fazlasını alacağım. İlk sayının bir fazlasını alacağım. Şöyle. Ne olacak? 2 olacak. Sonra şununla çarpacağım. İkinci sayıyla çarpacağım. Artı diyeceğim. Şunun bir fazlasını alacağım. 3. Sonra ilk sayıyla çarpacağım. Bakın 2 kere 2 4. 3 kere 1 3. 4 ile 3'ü topladığım takdirde 7 gelecek. Peki aynı numara şurada da yarayacak mı? Burada da 24'ü buluyorsam aynı numarayla bu iş olmuş demek ki. Kuralını bulmuşum demektir. Bak ilk sayı şu değil mi? Evet. Bunun bir fazlasını alacağım ve ikinci sayıyla çarpacağım. Artı diyeceğim. Şunun bir fazlasını alacağım. 4. Bu sefer ilk sayıyla çarpacağım. Bak çaprazlama bir sistem var. 4 kere 3 12 artı 4 kere 3 12. 12 ile 12'yi toplarsam ne olacak? 24 olacak. Tamam. Kuralı anladık. O zaman şu 7 çarpı 12'ye bir bakalım. İlk sayının bir fazlasını alıyorum. İkinciyle çarpıyorum. Şimdi ikincinin bir fazlasını alıyorum. 13 oldu. Birinciyle çarpıyorum. 12 ile 8'i çarparsam 96. 13 ile 7'yi çarparsam 91. 96 ile 91'i toplarsam 187 olacak. Tamam. Bu A şıkkıydı. B'ye bakalım şimdi. 144 tane kibrit çöpünden oluşturulabilecek bir karenin diyor. Şimdi arkadaşlar bir kare olmuş olsun. Bir kare olmuş olsun. Buradaki karenin bir kenarı mesela N. Diğeri de N. Yani bu N çarpı N tipinde. Kare olacak ki arkadaşlar. N çarpı N tipinde olsun. Fark etmez ki mantığımız aynı. Bunun bir fazlasını alıyorum. Ve ikinciyle çarpıyorum. İkinci N. Artı diyorum. Şunun bir fazlasını alıyorum. Birinciyle çarpıyorum. Bunların toplamı ne olacak arkadaşlar? Kibrit çöpüne eşit olacak. Kibrit çöpü kaç tane? 144 tane. Bak şimdi burada N çarpı N artı 1'lerden 2 tane yok mu? Evet. O zaman 2 tane N çarpı N artı 1 eşittir 144. 2 ile sadeleştirdiğim takdirde bak burada 72 gelecek. Yani N çarpı N artı 1 eşittir 72. N de buradan ne olacak? 72 8 ile 9'un çarpımıdır değil mi? Ardışık sayılarda. Dolayısıyla N yerine 8 yazdığım zaman sağlayacaktır. Peki bizden ne istiyor? Oluşturulabilecek bir karenin alanı kaç birim karedir? Kare arkadaşlar N çarpı N tipinde dedik ya. Dolayısıyla 8 çarpı 8'den karenin alanı ne olacak? 64 olmuş olacak. Hı? Güzel değil mi? 4'e bakalım şimdi. Aşağıda bir zar ve bu zarın açılımı görseli verilmiştir. A artı B 10 olduğuna göre diyor. C'nin alabileceği değerler toplamını bulunuz. Bak arkadaşlar şimdi burada zar sorularında şuna dikkat edeceğiz. Karşılıklı yüzeylere bir bakalım. Karşılıklı yüzeyler var ya şöyle birer atlayarak bulacaksın. Yani şu 1 ile 6 karşılıklıdır. İşte 4 ile 2 karşılıklıdır. Bak birer tane atlıyorum. 3 ile de 5 karşılıklıdır. Ya hocam 3 ile 5 nasıl karşılıklı? Şöyle bak bir Z kuralı olduğu takdirde arkadaşlar Z ters Z de olabilir, düz Z de olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki Z olsun. Z'ler de ne olacak arkadaşlar? Bakın yine karşılıklı olmuş oluyor. Bak buna dikkat et. Ya birer atladığın zaman karşılıklı oluyor ya da Z kuralında karşılıklı oluyor. Tamam bak bunu unutma. Bunu unutma. Bu önemli bir bilgi. Şimdi dolayısıyla şuradaki A, B, C'yi bir yorumlayalım. Bak A, B, C bunlar hep birbirine komşu değil mi? Bunlar hep birbirine komşu. Öyle değil mi? Bak A ile B birbirine komşu. Evet. Dolayısıyla C de bak bunlara komşu arkadaşlar. Tamam. Çünkü karşısında bak A'nın karşısında bak şurası var. Değil mi? A'nın karşısında şurası var. Karşılıklı olan bak şöyle olacak. Ya da B'nin karşısında bu var. C'nin karşısı tam 6'sı. 6. O yüzden bak bunlar karşılıklı falan değil. Komşu. Bir arada bulunuyorlar zaten. Evet. Şimdi A ile B'nin toplamı ne olacak? 10 olacak. A artı B eşittir 10 olacakmış ya. Komşulardan 10 olana bakacağım. Karşılıklı olsaydı bunlar birer atlanmış olacaktı. Demek ki bunlar komşu olduğuna göre hiç atlama falan yok. Atlama falan yoksa arkadaşlar bak bu komşu mesela 4 ile 6 birbirine hiç atlamamış değil mi yan yana? O zaman bunlar komşu arkadaşlar. Tamam. 4 ile 6'nın toplamı 10 yapar mı? Yapar. Başka var mı böyle yan yana topladığım zaman? Bak şimdi şu 6 ile 2 de birbirine komşu. Fakat 6 ile 2'yi topladığım zaman 8 yapar. Ben 10 yapmasını istiyorum. O zaman 6 ile 2'yi seçme şansım yok. Mesela işte 4 ile 1 de komşu. Ama 4 ile 1'i toplayınca 5 yapar. Ben 10 yapmasını istiyorum. Tamam. Veya işte 5 ile 6 da bak yan yana. 5 ile 6'yı toplarsam ne olacak? 11 yapacak. Ben 10 olmasını istiyorum. Yani arkadaşlar benim şu 6 ile 4'ü seçmekten başka şansım
Yok. Tamam. Şimdi 6 ile 4'ü seçtim. Bu 6 iken bu 4 olabilir veya tam tersi bu 4 iken bu 6 olabilir. İkisinden birisi olacak. Şimdi C de bunlara komşu olduğundan dolayı, C de bunlara komşu olduğundan dolayı bak hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar A diyelim ki 6. Bak A 6 olduğu durumda. A 6 olduğu durumda. B de 4 oluyor mu? Evet. Bunlara komşu hangisi arkadaşlar? Bunlara komşu olan sayı. Bak hem 4'e hem de 6'ya komşu olan sayılar. Bak sakın 2 deme. Çünkü 4'ün karşısında 2 var. Ama benim burada bak ben B'ye 4 dedim ya. Şimdi B ile C burada komşu. Ben şimdi C'ye arkadaşlar 2 dediğim takdirde o zaman B'nin karşısında gibi olmuş olur. Olmaz. B ile de komşu. O zaman komşu olanlar hangisi? Bak ya 3 olacak ya 5 olacak. Öyle değil mi? Yani A'nın 6 olduğu durumda, A'nın 6 olduğu durumda hem B'ye de arkadaşlar komşu olması açısından şuraya bak 5 diyeceğim. C 5 olabilir veya bu 4'e 6 olduğu durumda, 4'e 6 olduğu durumda da ya C 3 olacak arkadaşlar. C 3 olacak. Başka bir şey olma şansı yok. Dolayısıyla C'nin alabileceği değerler 5 artı 3'ten 8 gelmiş oluyor. Anladık değil mi olayı? Bak bu çok önemli. Evet. Şimdi 5'e bakalım. Aşağıdaki görselde 64 tane birim küpten oluşan bir küpün karşılıklı yüzeyleri mavi, pembe ve yeşil renklere boyanmış olup küçük küplerin görünmeyen iç yüzeyleri boyasız olarak verilmiştir. Tamam. Şu içleri boyasızmış arkadaşlar. Buna göre tek renk ile boyalı kaç adet küpün olduğunu buldunuz. Tek renk ile boyalı. Bak şimdi mesela bak ben sana şöyle. Şu köşedeki küpü görüyor musun? Kaç renge boyalı? 1, 2, bir de yeşile. 3 renk. Ben bunu istemiyorum. Bak şuralara bakalım. Şuradaki 1, üst tarafta 2 yeşile boyanmış. Bak bunu da istemiyorum. Tek renge boyanmış arkadaşlar. Bakın neresi var? Tek renge boyanmış. Bak şuralar mesela bak şunları seçme şansım yok. Bunların üst kısımları arkadaşlar nedir? Bunların üst kısımları yeşildir. Bak şu altta aynı zamanda alt kısımda yeşil değil mi? Çünkü karşılıklı yüzeyleri mavi, pembe ve yeşil diyor ya arkadaşlar. Şurası yeşilse bunun alt tarafı da yeşil demek istiyor. Şurası pembe ise bunun bu tarafı da pembe demek istiyor. Tamam mı? O zaman şu alttakiler de arkadaşlar iki renk olur. Peki şuraları alabilir miyim? Hayır. Burası da çünkü bir yüzü mavi iken öbür yüzü pembe. O yüzden bak şu ikisini de alamam. Aynı şekilde buraları da alamam. Demek ki sadece mavi olan arkadaşlar onu kırmızıyla göstereyim. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane. Tamam. Ben şimdi bu bir yüzde 4 tane. Bir yüzde 4 tane. Peki küpün kaç tane yüzü var? 6 tane yüzü var. O zaman 6 kere 4'ten ne olacak? 24 tane olmuş olacak arkadaşlar. Tek renk olan. Tamam. Bunun cevabı 24 gelecek. Tamam. Bak bunların formülleri falan var ama bu formüller falan akılda kalmaz yani. Mantıkla yapacaksın bunu. Şimdi geldik B'ye. Sadece mavi ve pembe renk ile boyalı kaç adet küp olduğunu buldunuz. Hem maviye bakacağım. Şunları silelim. Hem mavi hem de pembe. Nerede var? Hem mavi hem de pembe. Bak şunları seçemiyorum değil mi? Şu köşelerdekini seçemiyorum. Niye? Çünkü mavi var, pembe var, üstte yeşil var. Ben sadece mavi ve pembe olmasını istiyorum. O zaman şu ortadakileri seçsem olmaz mı? Heh? Bak ortadakileri seçsem bir mavi, pembe. Mavi, pembe. He, şimdi o zaman bak şöyle düşünmüş olsan. Şuradaki ayrıta bak. Şuradaki ayrıt üzerinde, ayrıt üzerinde ben kaç tane seçmiş oldum? Bak, ayrıt üzerinde iki tane küp olmuş oldu değil mi? Şu küp. Bir de şu küp. İki tane. Bir ayrıtta iki küp seçtim. İki küp seçtim. Ama bu ayrıtımı nasıl seçtim? Dikey seçtim. Dikey seçtim. Peki böyle dikey kaç tane ayrıt var? Şöyle. Burada da iki. Şurada da var. Üç. Bir de şurada var. Değil mi? Dört. O zaman dört tane ayrıtta kaç olur? Bak birin iki katı, dördün de iki katı ne olacak? 8 küp olur. Peki hocam ya yataylarda olmaz mı? Bak yataylarda olmaz. Onu kırmızı renkle göstereyim. Niye? Şimdi bak kırmızıyla göstermiş olsam ne oluyor? Şuraya, şu yatayda mavi ve yeşil. Ben ne istiyorum? Mavi ve pembe istiyorum. Anlaştık mı? O yüzden buralarda seçme şansım yok. Bu ayrıtlarda, yatay ayrıtlarda seçme şansım yok. Bak benzer şekilde burası da aynı. Bu tarafı yeşilken alt tarafı ne olacak? Mavi iken alt tarafı yeşil oluyor. Ben mavi ve pembe istiyorum. Dolayısıyla sadece dikeylerden seçmemiz gerekiyor. Kaç tane oldu? Bakın 8 tane oldu. Şimdi C'ye bakalım. Yüzeylerden herhangi birisi kesinlikle yeşil renk ile boyalı kaç adet küp olduğunu bulunuz.
Şimdi şunu da silelim. Sadece yeşil olacak arkadaşlar. Sadece yeşil olacak. Tamam. Bak, bir kere o zaman şuradakileri seçme şansım yok. Niye? Burası maviyken üst tarafı yeşil. Ben sadece ne istiyorum? Ha, yeşil renk olacak. Tamam. Bak, bunları seçebilirim. Bak, bunları seçebilirim. Niye? Bunu seçtiğim zaman üst tarafları bunların kesinlikle yeşil. Bak, şuradaki küpü, bak şunu şöyle, şuradaki küpü, küpler de olur, değil mi? Ama bak, şu küple şu şuradaki boyadığım farklı küpler değil, aynı küp değil mi? Aynı küpün farklı yüzleri yani. O yüzden onları bir defa sayacağız. Onlara dikkat edelim. Bak şöyle diyelim. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunlarda kesin zaten yeşil var. O zaman şuna atlıyorum. Zaten burada seçtim yani bunu. Bunu alırım. Bunu alırım. Bir de bunu alırım. Öyle değil mi? Tamam. Peki diğer taraflarda da yok mu? Bak, şunu seçtim zaten. Şurada seçtim. Şunu alırım. Şunu alırım. Ve şunu alırım. Anlaştık. Bak, bunu burada yazdım ya. Burayı atlıyorum. Burada zaten aynı küpten bahsediyorum. Bunu alırım. Bir de bunu alırım. Peki kaç tane seçmiş oldum ben? Kaç tane nokta koydum? 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 3 daha 12. 12 tane. Doğru mudur? Peki aynı şey de altında olmayacak mı? Evet. 12 artı 12 olacaktır. 12 artı 12. Peki başka var mı? Başka var mı? Başka tabii ki var. Nerede var? Bak, şunların altında. Kırmızıyla gösterince daha net anlaşılsın. Bak, şuradaki kırmızının altı. Bunun alt kısmı zaten boyasız değil mi arkadaşlar? Tam bunu seçsem ben yine yeşil olmuş oluyor. Bak, bunu seçsem yine bu yeşil oluyor. Bunu seçsem, bunu seçsem yine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Yeşil oluyor. Bu 4 tanenin aynısından şu alt tarafta iç kısımda da yok mu? 4 tane. Burada da olacak. 4 yukarıda, 4 aşağıda, 8 tane de buradan olacak. Toplamda ne oldu arkadaşlar? 12, 12, 24, 8 daha 32 gelmiş oldu. Bence süper. Şimdi 6'ya bakalım. Bir okulun açmış olduğu destekleme kursunda 4 farklı matematik öğretmeni görev almak istemektedir. Tamam. Aşağıdaki görselde Ahmet, Bahar, Cem ve Duru isimli öğretmenleri tercih eden öğrenci sayıları verilmiştir. Anlaştık. Okul idaresi tercih durumuna göre 4 sınıfı oluşturduktan sonra sınıftaki öğrenci sayılarının dengesizliğini ortadan kaldırmak için her sınıftaki öğrenci sayılarını eşitlemek istemektedir. Şimdi toplamda kaç tane var? 27, 12 daha 39, 18 daha 57, 39 daha 96. 96. Her sınıfta eşitleneceği için arkadaşlar bunu 4'e eşit şekilde paylaştırmam lazım. 90'ı 4'e bölersem de ne olacak? 24 olması lazım. Her sınıfta 24 kişi olmalı. Tamam. O zaman arkadaşlar baksanıza, şurada 39 kişi var. Fazlalıkları ne yapacağım? Fazlalıkları öbür sınıflara, az olanlara dağıtmam lazım. Şimdi her sınıfta 24 tane olacak ya, bu 39'dan kaç kişinin yer değiştirmesi lazım? 15 kişinin. Değil mi? Bu 27. 24 olması için buradan da kaç kişinin yer değiştirmesi lazım? 3 kişinin yer değiştirmesi lazım. Demek ki kaç kişinin yeri değişiyor? 15 artı 3'ten 18 kişinin yeri değişmedi. Anlaştık mı? Şimdi çıkmış sorumuz var arkadaşlar. 2019 TYT sorusu. Bir asansör içinde yer alan kişilerin ağırlıkları toplamı yük taşıma kapasitesine geçerse uyarı vermektedir diyor. Tamam. Boş olan bu asansöre ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan 5 kişiden herhangi 4'ü binerse binsin asansörün uyarı verdiği. Hangi 3'ü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görülmüştür. Buna göre bu asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bak, herhangi 4'ü binerse binsin asansör uyarı veriyor. Yani ben burada en küçük kiloya sahip 4 kişiyi seçsem bile uyarı veriyormuş. Tamam. O zaman arkadaşlar bunların 4'ünü seçsem, en küçük 4'ünü seçsem, bak en büyük 4'ünü seçsem zaten verir. Zaten uyarı verir. Ben en küçük 4'ünü seçtiğim halde yine uyarı veriyormuş. O zaman 60, 50, 110, 40 daha 150, 25 daha 175. Bak, 175 olsa dahi asansörün yük taşıma kapasitesine biz ne diyelim arkadaşlar? Bir X diyelim. Tamam. 175 olduğunda dahi ne oluyormuş? Uyarı veriyormuş. Dolayısıyla asansörün yük taşıma kapasitesi 175'ten küçük olmalı. Tamam? Uyarı verdiğinden dolayı arkadaşlar. 175'te bile uyarı veriyor ya. Demek ki 175'ten küçük olmalı. Tamam. Şimdi şuraya bakalım.
herhangi üçü binerse binsin, hangi üçü binerse binsin uyarı vermiyormuş. Uyarı vermiyormuş. Ya şimdi şuradaki en küçük üçünü almış olsam uyarı vermiyor. Zaten vermiyor. Ben şu en büyük 3 tanesini en ağır 3 kişiye aldığım halde bile yine uyarı vermiyormuş. O zaman bunların toplamı ne olacak? 60, 50 daha 110, 63 daha 173. 173 de uyarı vermiyor arkadaşlar. Demek ki asansör 173 kilodan daha fazla yük taşıyabilir. 173'ten büyük olacak. 175'ten de küçük olacak. O zaman bu x değeri ne olur? 174 olabilir arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız bakın C şık. Evet, geldik son sorumuza. Yine 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesi'nde çıkmış soru var arkadaşlar. Okuyalım hemen. Deniyorsun değil mi benden önce? 6 ülke ve sınırlarını gösteren bir haritada bulunan her ülke, birbiriyle sınırı olan ülkeler farklı renklere boyanmak üzere mavi, turuncu, yeşil ve pembe renklerinden biriyle boyanacaktır. Şöyle yazalım. Mavi, turuncu, yeşil ve pembe. Tamam. Bu haritada bulunan ülkelerden biri mavi, diğeri ise turuncu ile şekildeki gibi boyanmış. Tamam. Buna göre soru işareti ile belirtilen ülke renklerinden hangileriyle boyanamaz diyor. Bakalım. Mavi ile boyanır mı? Şuraya mavi yazalım soru işareti olan yere. Şimdi o zaman şuraya ne yazamam arkadaşlar? Ne yazmam lazım? Bak mavi yazamayacağım. Turuncu yazamayacağım. Burada zaten mavi var. O zaman ne yazacağım buraya? Diyelim ki pembe yazacağım arkadaşlar. Pembe yazacağım. Ya da yeşil yazacağım. Pembe ya da yeşil. Yeşil de olabilir. Hadi yeşil yazalım şuraya. Şimdi dolayısıyla şuraya ne yazamam? Mavi yazamam. Bak mavi yazamam. Turuncu yazamam arkadaşlar. Turuncu yazamam. Değil mi? Yeşille sınır var. Yeşil yazamam. O zaman otomatikman buraya da pembe yazmam lazım. Tamam. Şimdi geldik şuraya. Buraya şimdi pembe yazamam. Bak pembe yazamıyorum. Mavi yazabilir miyim? Hayır, mavi burada. Mavi de yazamıyorum. Turuncu burada. Turuncu da yazamıyorum. Ne yazacağım? Yeşil yazacağım. Yeşil yazarsam zaten bak yeşilin sınırı şuraya kadar devam ediyor. Yani şuralar hep yeşil. Şurası komple yeşil. Yeşil de yazamıyorum. Hiçbir şey yazamıyorum ki yani buraya yazacak bir şey kalmıyor. Yani boyayacağım bir şey kalmıyor. Dolayısıyla şuranın soru işaretiyle olan yerin mavi olma şansı yok. Mavi olursa şu alt taraftaki şu beyazı boyayamıyorum arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla bak bu olamaz. Turuncu olabilir mi? Bak burası turuncu olsa. Turuncu olsa. Şöyle şunları bir silelim. Şunları silelim. Evet. Şimdi turuncu olsa şuraya ne yazabilirim? Turuncu yazamam bir kere. Bak turuncu yazamam. Mavi yazamam. Ya yeşil ya da pembe yazacağım. Diyelim ki pembe yazayım arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Şuraya. Turuncu yazamam. Şöyle şunları silelim. Bak turuncu yazamam şuraya. Çünkü turuncu da bu şurada sınır var. Pembe ile şurada sınır var. Pembe yazamam. Değil mi? O zaman şuraya yazacağım ne? Ya yeşil olacak ya da mavi olacak. Hadi buraya mavi yazalım. Anlaştık. O zaman arkadaşlar şurayı tekrar silelim. Son bölgemizi bakalım boyayabileceğiz mi? Mavi yazamam şuraya. Bak şuraya mavi yazamam. Turuncu yazamam. Mavi zaten burada. Şuradan şuraya kadar da arkadaşlar zaten şurası da komple pembe. Bak buranın pembeyle de sınırı var. Pembe de yazamam. O zaman yazabileceğim ne? Yeşil. Yazabiliyor muyum? Yazıyorum vallahi. Hiç sıkıntı yok. Bunu alabilirim. Tamam. Şimdi son olarak bir de bakalım. Acaba pembe yazabilir miyiz? Şuraya bir pembe yazalım. Şunları tekrar bir temizleyelim. Evet. Şimdi pembe yazdığım zaman. Pembe yazdığım zaman. Şimdi arkadaşlar şuraya bak pembeyle sınır olduğundan dolayı pembe yazamıyorum. Turuncuyla da zaten sınır. Turuncu da yazamıyorum. Ya mavi yazacağım ya da yeşil yazacağım. Diyelim ki mavi yazdık. O zaman şimdi şuraya geçtim. Mavi ile sınırı var mı? Var. Siliyorum şöyle şunları. Mavi ile sınırı var. Mavi yazamam. Turuncuyla zaten sınırı var. Turuncuyu da yazamam. Değil mi? Şuraya ne yazalım? Yeşil yazsam. Şuraya yeşil yazsam. Arkadaşlar. Dur kafam karıştı şimdi. Şunu bir daha bir tekrar yapalım. Şimdi pembe yazabiliyor muyum? Pembenin olduğu yere bakıyorum şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuraya pembe yazdık. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Buraya ne yazalım? Pembe yazamam. Pembe de zaten şurada komşu. Tamam. Şimdi turuncu yazamam. Turuncu da zaten komşu.
O zaman ne yazacağım? Ya mavi yazacağım ya da yeşil yazacağım. Diyelim ki buraya mavi yazamam değil mi buraya? Mavi yazamam. Mavi burada var ya. Buraya mavi de yazamıyorum. O zaman buraya yazacağım ne arkadaşlar? Yeşil olacak. Anlaştık. Yeşil olacak. Yeşilin de bak şu alt tarafa kadar uzandığını unutma. Unutma. Ben sadece şimdi Y'yi buraya yazdım diye sadece buraya odaklanıyor genelde ama buraya odaklanmayacaksın. Şu sınırın hepsi yeşil. Tamam. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Pembeyle sınır. Pembeyi yazamam. Şurayı gitsin. Evet. Pembeyi yazamıyorum zaten. Yeşille zaten şurada sınır. Yeşili de yazamıyorum. Turuncuyla şurada sınır. Turuncuyu da yazamıyorum. O zaman haliyle maviyi de nereye yazmam gerekiyor? Buraya yazmam gerekiyor. Şimdi şu alt taraftaki beyaz kısmı acaba boyayabilecek miyim? Son olarak bir de bunu kontrol edelim. Şimdi mavi yazamıyorum. Turuncu yazamıyorum. Yeşil yazamıyorum. Niye? Yeşil çünkü şurada bak sınır var. Tamam mı? O zaman buraya pembe yazabiliyor muyum? Valla herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bütün renklerde birbiriyle farklı olduk. Demek ki pembe de yazabiliyormuşum. Tamam. Hangileriyle boyanmaz diyordu. Sadece maviyle boyayamadık. Tamam. Birinci öncülüğü. Yani. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde 4. fasikülde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunlarla ilgili arkadaşlar bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Tamam mı? Şeyden de soruları çözeceksiniz. KDT'den de soruları çözmeyi ihmal etmeyin. Tek başınıza yapabilir hale gelene kadar arkadaşlar kağıdı kalemi alın. Tek başınıza bana sorarsanız uğraşın. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.